Merhaba sevgili Gençler takipçileri. Bugün 24 Kare programı ile yeniden karşınızdayız. Bugün Godard'ın Here and Elsewhere, yani Burada ve Başka Yerde filmini ve bunun üzerinden de aslında 70 sonrası Godard sinemasını konuşmaya çalışacağız. Belki biraz öncesine de değineceğiz. Yani filmimiz aslında özetlenmesi de, tarif etmesi de, belki izlemesi de oldukça biraz güç ve kafa karıştırıcı bir film bence. Şimdi açıkçası ortada şöyle de bir tarihi bir olay da yaşanıyor. Filmimiz El Fetih, Filistin'deki El Fetih örgütü tarafından aslında Bertolt grubuna, nasıl diyelim, sipariş edilmiş bir film demek belki çok yerinde olur mu bilmiyorum ama belki istenmiş bir film, yani planlanmış bir film. Bu örgüt tarafından Bertolt grubu çağrılıyor Filistin'e ve Filistin Halkın Kurtuluşu hareketini ve buradaki savaşçıları filme çekmesi ve aslında belki de dünya kamuoyuna sunması gibi bir teklifle gidiyorlar ve Godard ve işte Bertolt grubu Filistin'e ulaştıklarında bu görüntüleri çekiyorlar. Zaten filmimizin içinde de bu görüntüler mevcut. Bu filmin adı da Zafer'e Kadar. Bunun ardından zaten Filistin'de öncelikle bir darbe oluyor ve Bertolt grubu da Fransa'ya dönüyorlar. Ve bu film 6 yıl boyunca yayınlanmıyor. Yani çünkü bu süreçte aslında Godard'ın da kafasında bazı belirsizlikler var diyebiliriz. Sinemaya dair, yaptığı işe dair aslında Bertolt'dan aldığı geleneğe ve filmini kurgulayış biçimine dair biraz kafasında soru işaretleri var. Zaten bu filmiyle de kendi sinemasında bir kırılma anı yaşanıyor ve bir takım bugüne kadar getirdiği bazı gelenekleri yıkıyor diyebiliriz. Şimdi bu filmimizde aslında biraz da şey olarak da, yani kara tahta filmleri olarak geçiyor. Didaktik ve bir anlamıyla da propagandanın yapıldığı da filmler. Bu filmde böyle bir kırılma anı yaşanıyor ve kendi filmlerine dair bir öz eleştiri yaptığı bir film oldu. Şimdi belki biraz filmi konuşmaya başlayabiliriz. Bugün Begüm aramızda. Kendisi İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi. Evet, Begüm, ne söylemek istersin film hakkında? Senin de Godard filmlerine dair özel bir ilgin de var. Yani şu aslında birazcık Godard'ın kendisini tanımakla belki başlayabiliriz. Sen de aslında bir parantez açtın 70 sonrası filmlerine dair. Aslında yani 70'ler sineması sadece dünyada değil, hatta bunun Türkiye'de de çokça karşılığını gördüğümüz şöyle bir dönemden bahsedebiliriz. Sınıf hareketinin yükseldiği ve bunun doğrudan aslında sanatta da çeşitli yansımalarının olduğu bir süreçten geçiyor ve Godard da bu anlamda politik bir yönetmen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Ve şu, yani bugün konuştuğumuz filmin öncesindeki filmlerinde de aslında işçi sınıfını, onun mücadelesini, kapitalist toplum içerisindeki bireylerin çelişkilerini doğrudan ele alan filmler çekiyor. Bunun yanı sıra daha bizim, ne denir, bireysel gibi görünen kaygıları da aslında kapitalist toplumun içerisinde nasıl insanın zihninde yer ettiğini, bununla birlikte bu toplumun içerisindeki insanın varoluş problemlerini de ele alan bir yönetmen olduğunu bence söylemek mümkün. Bu film açısındansa belli başlı noktalar var. Yani evet, senin de zaten bahsettiğin gibi bir davet üzerine bu filmi çekmeye başlıyorlar ve anılmıyorsam geri döndükten sonra 74'te tekrar çekmeye başlıyorlar. 76'da film yayınlanmaya başlıyor. Ve filmin içerisinde çeşitli yerler var bize bazı veriler veren. Örneğin Godard kendisi zaten Brecht'ten ve Bertolt'un sinema tekniğinden, hatta Kameralı Adam onun hayatını dönüştüren filmlerden bir tanesi. Ve çok etkilendiğini de söylüyor ki çektiği filmlerin tarzı anlamında, tarzı bakımından da etkilendiğini görmek mümkün. Bu anlamda mesela filmdeki bazı kesitler var. Birbirleriyle karşıt kelimeler geçiyor filmin bazı sahnelerinde. Örneğin işte
iç ve dış, düzen ve düzensizlik, rüya, gerçeklik gibi. Yani bu anlamda diyalektiği de filmin çeşitli yerlerine yerleştirdiğini söylemek mümkün. Belli başlı yerlerinde şey de var, mesela bazı tarihler var. Bize bazı tarihleri gösteriyor. Bu tarihlerin de çeşitli anlamları var aslında. Onun dışında kendi politik eğilimlerini yine diğer, yani bu dönemden önceki filmlerinde gördüğümüz eğilimleri bu filmde de görmek mümkün. Örneğin dünyayı ikiye ayırıyor filmin içerisindeki konuşan adam ve şunu söylüyor: dünyayı ikiye ayırıyorum, zenginler ve fakirler. Ve kara tahtaya bir yazı yazılıyor. Bir ve yanında sıfırlar var. O sıfırlar işçileri temsil ediyorlar. Sıfır olmasının sebebi etkisiz olmasından kaynaklı ve sıfırlar arttıkça milyonlar artıyor. Bu milyonlar hem parasal bir milyonlar, aynı zamanda sayıca da milyonlar olarak işçi sınıfını temsil ediyor aslında bir tarafıyla. Onun dışında yani belki Ezgi'nin de söyleyecekleri vardır. Biraz Ezgi de yorum yaparsa sonra tekrar ben de dönüş yaparım filme. Yani şöyle, bu filme baktığımızda aslında bir Fransız yeni dalga akımını da görmek mümkün, yani o dönemlerde ortaya çıkan. Ki hatta Serseri Aşıklar filmi de aslında bu bahsettiğimiz Fransız yeni dalga akımının manifestosu niteliğinde kabul edilen bir film. Bununla beraber bu Fransız yeni dalgadan biraz bahsetmek gerekirse, bu da şey, yani biraz daha o dönemlerde normal işte bir Hollywood sineması karşısında farklı bir teknikle, farklı bir anlatımlı bir film çekiyorlar. Aslında mesela örgütsüz bir şey bu Fransız Yeni Dalga, ama filmleri öyle bir hale geliyor ki hani buna bir akım şeyi de söylemek mümkün oluyor bu çekilen yönetmenlerle beraber. Bunun yanında şöyle bir şey de var. O dönemde işte bir dergi falan, dergi yayınlanıyormuş. 51'de yayınlanmaya başlayan Sinema Defterleri isimli bir dergi var ve aslında bu da Fransız Yeni Dalga akımının büyük ölçüde yön veren bir dergi. Bu dergide bütün bu Fransız Yeni Dalga akımına işte sayabileceğimiz yönetmenler, işte Godard falan, işte bu onların burada Rodman. işte aynen kendi işte manifestolarını paylaşabilecekleri bir alan olarak nitelendiriyor. Godard'ın sinemaya aslında biraz bakışını da, yani siz de bahsettiğiniz zaman, görmek gerekirse biraz daha şöyle tanımlıyorum. Sinemayı tam olarak gerçekliği yansıtmak değil, yani şöyle diyebiliriz belki, gerçekliği anlamlandırmak gibi bir şey tabii tarif ediyor. Böyle bir sözü vardı sanırım. Bunun yanında Godard şöyle de bir şey var. Mesela fabrikalarda mı sinema yok? Hani oraya sinemayı götürürüz diye. Orada mı yok, oraya götür, burada mı yok? Böyle bir şeyden yola çıkarak aslında bu filmi de yapıyor. Mesela Begüm'ün bahsettiği tarihler, orada bir hesap makinesi şeyinde çıkan tarihler, önemli tarihler aslında. Burada ilk olarak 1917'yi görüyoruz aslında. Bu da hepimizin bildiği gibi Ekim Devrimi'ne aslında bir işaret eden bir tarih oluyor. 1936'yı görüyoruz. Burada da işte 36'da Filistin'deki Arap isyanlarından bahsedebiliriz. Buraya bir atıfta bulunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber işte film içerisinde bir burada ve başka yerde diyor. Aslında burada olarak bahsettiği Fransa, başka yerde de Filistin oluyor. Mesela bir aile görüyoruz. Aile televizyon izliyorlar. İşte Fransa'da bir aile televizyon izliyor. Bunun yanında hemen ardından Filistin'de işte o kampları görüyoruz. Kamplarda konuşan işte kişileri vesaire görüyoruz. Burada da böyle bir bunları peş peşe vererek, bu işte montaj tekniklerini de kullanarak bir anlatım sergiliyor. Zaten bu V kısmı da aslında önemli bir şey. Filmde de bunu çok kullanıyor ve sürekli biz işte o V'yi filmin her yerinde neredeyse görüyoruz ve bu da aslında olaylar arasında bir bağ kurmak için kullandığı bir şey olarak gösteriyor. Yani bütün işte bu bahsettiğim mesela o çatışmalar, o ve bu, o ve bu diyerek aralarında o bağ kurmaya çalışıyor diyebiliriz. Ben böyle bir ekleme yapıp başka bir filmine de oradan atıf yapmak istiyorum şu anlamda. Mesela bu filmde de Filistin'deki mücadeleyi gösterirken bir yandan da onların politik ve ideolojik eğitimlerine dair de çeşitli şeyler gösteriyor bize. Örneğin Marksizm ve Leninizm bir belli başlı yerlerde geçiyor. Bu anlamda Godard'ın Her Şey Yolunda filmi, bence bu arada izlemeyen arkadaşlarımız varsa ben kesinlikle öneriyorum. Hem keyifli bir film hem de gerçekten bir tarafıyla da öğretici bir film. Çok kısaca filmden bahsetmek gerekirse, Fransa'da işverenler üzerine araştırma yapan Amerikalı bir kadın gazeteci bir fabrikaya gidiyor.
gıda sektörü üzerine üretim yapan bir fabrika ve oradaki ya o gün gittiğinde bir günlük grev var aslında fabrikada. Ancak burada daha radikal eylem biçimine başvuran işçiler sendikanın da aslında dışına çıkarak ki Fransa'da bildiğimiz CGT, Fransızcasını çok bilmediğim için açıklayamayacağım onu ama onun iş kolundaki, onun örgütlü olduğu iş kollarındaki bir fabrika ve sendikayı da karşısına alarak daha radikal bir eylem yapıyor ve müdürü rehin tutuyorlar. Bununla beraber müdürle röportaj yapmaya gelen gazeteci ve eşi de rehin tutuluyorlar. Şimdi orada mesela bize çokça şey de gösteriyor aslında. Örneğin oradaki sendikanın iş yeri temsilcisi işçilerle geliyor, görüşme yapıyor ve şunu diyor bir sohbette geçerken. Biz diyor tam anlaşmaya varacaktık ve şu an sizin yaptığınız eylem diyor bizim anlaşmamızı bozacak. Ki bu bizim bugün bile gördüğümüz çokça sendikaların tutumuna dair bence 60'lardaki dönemden bugüne aslında ne kadar süreklilik, bu anlamda süreklilik ifade ettiğini gösteriyor. Ve benim mesela o filmde bir şöyle bir sahne vardı. Rehin tuttukları müdürün çok sıkışıyor ve tuvalete gitmesi gerekiyor. İşçilerin kullandığı tuvalet ve daha üst kademedekilerin işte patron ve onun fabrika içerisindeki mekanizmanı ona yeniden üreten mekanizmalardan işte müdürün, CEO'nun vesaire kullandığı tuvalet farklı. Ve bu adam sıkışıyor, tuvalete gidiyor. Kendi kullandığı tuvalet, işçiler orayı da rehin almışlar, izin vermiyorlar. İşçilerin kullandığı tuvalete girmeye çalışıyor. Tabii ona yine izin vermiyorlar. Ve işçilerden bir tanesi şöyle bir cümle kullanıyor. Hatta bizim de dönem dönem bu tuvalet izni çokça tartışmalı konulardan biri haline geliyor. Ve şöyle diyor. Ben 5 saatlik vardiyada usta başından işemek için 5 dakika izin alamıyorum. Her seferin izin aldığımda her seferinde ücretinden kesiliyordu ve bana altına yap diyordu. Şimdi sen de altına yapacaksın diye. Aslında bugün bile hala gerçekliğini koruyan bir şeye o gün Godard'ın filminde yer verdiğini. Yani yalnızca mesela filmde şey, bu bahsettiğim filmde sınıf mücadelesinin ne olduğu, örneğin patronun tarif ettiği bir yer var. Şundan bahsediyor. İşte işçilerin ve sendikaların bahsettiği koşullar 19. yüzyılda Marx ve Engels'in bunu ilk yazdığı günlerde kaldı. Bugün diyor öyle koşullar yok. Bugün diyor işte şöyle ücretler alıyorlar. Şöyle sendikalar haklara sahipler. Hatta bu tartışma bizim bile bugün hala günümüzde karşılaştığımız tartışmalara benzer bir tartışma. O anlamda başkaca filmlerinde de yönünün buraya dönük olduğunu, işçi sınıfını ve onun mücadelesine dönük olduğunu bence söylemek mümkün. Yalnızca bu filmle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Ya da bizim konuştuğumuz iki filmle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Ama bir taraftan mesela bu bahsettiğim filmin içerisinde kendisinin eleştirisini de bence, benim en azından yorumlamama göre, kendisinin eleştirisini yaptığı bir sahne de var. Zaten Godard'ı tarif ederken benim de biraz bakındığım kadarıyla şöyle filmlerini genelde bir süreç olarak ele alıyor. Yani film yalnızca filmle sınırlı değil, filmlerin kendisi de bir süreç. Ve bu da filmin içerisinde film çekme aslında Ezgi'nin de az önce bahsettiği biçimiyle. Filmin içerisinde biz bir filmin çekilme sürecine şahit oluyoruz ve dahil oluyoruz. Ve orada Her Şey Yolunda filmin yine bir yönetmen var. Ve bu yönetmenin reklam çektiği bir sahneye denk geliyoruz. Ancak bu yönetmen kendisini politik bir yönetmen, işçi sınıfına yüzünü dönmüş bir yönetmen olarak tarif ediyor. Ve bir tarafıyla kendisine de bir hesaplaşma yaşıyor. Neden reklam filmi çektiği üzerine. Orada şöyle bir yine cümle kullanıyor. Kiramı ödemek için reklam filmi çekmek zorundayım. Ama aslında işte özellikle de şundan bahsediyor. 68 benim nasıl bir yönetmen olacağıma da yön verdi. Ki bu anlamda yalnızca filmin içerisinde değil, 68'in dünya tarihinde de, yani dünyadaki hareket, toplumsal hareket açısından da, Türkiye'deki 68 açısından da çok ciddi karşılığı var. Ancak dünyanın 68'i ile Türkiye'nin 68'ini ayıran bazı yönler olduğu da örnekler. Örneğin dünyanın 68'inde mesela çok ciddi bir siyasi parti eleştirisi var. Sovyetler Birliği eleştirisi var. Ve benim izlediğim kadarıyla en azından, bilmiyorum sizin buraya dair yorumunuz nedir, Godard'ın kendisinin de bir örgütlenme, komünist partiye örgütlenme karşıtlığı olduğunu da söylemek mümkün. Mesela bu filminde de öyle. Hiçbir zaman örgütlenmedim diyor. Bilmiyorum buraya dair siz ne düşünüyorsunuz? Yani aslında biraz tabii Godard'ın da böyle bir refleks göstermesini ya da bu partiye dair böyle bir
tutumda bulunmasının sebebini de kendisini yakinen gördüğü Fransa ve Avrupa ülkelerindeki örgütlülüğün ve komünist partilerin belki işçi sınıfı içerisindeki çalışmalarından, belki aldıkları tutumdan dolayı da olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Yani sonuçta birçok filminde dediğin gibi böyle eleştirilerde bulunuyor. İşte mesela Maskülin and Feminine'de çok fazla devrimci, çok fazla parti üyesi var ama bunların çok azı gerçek devrimci gibi bir şey var, bir replik konuşturuyor karaktere. Yani buraların hepsinde aslında biraz daha, tabii hiçbir şey anlamak sonuçta nesnel bir gerçeklikten kopuk olmadığı gibi, Godard gibi bir yönetmeni anlamak da bundan kopuk değil. Ama benim mesela bu film özelinde biraz o öz eleştiri dediğin şeyin bu film açısından belki içerik olarak değil ama tabii ki bu içeriksel de bir değişimi ve bir öz eleştiri gerek getiriyor ama biçimsel olarak bir aslında öz eleştiri yaptığını düşünüyorum. Yani özellikle bu Vertov'dan getirdiği montaj ve işte kurgunun tamamen bir biçimiyle yeniden üretimi ve gerçekliği reddeden, gerçeği olduğu gibi aktarmayan her şeyin reddedimini bu filmde de sanki bir biçimiyle eleştiriyor. Yani Filistin'den aldığı, Kurtuluş Hareketi'nden aldığı görüntüleri bu filmde kullandığı biçimin, mesela bir sahnesinde 5 kişi var. Bu 5 kişi, ortada bir adet kamera var, tamamen beyaz arka planda. İşte önce bu şeylerin, direnişçilerin görüntülerini önce bir fotoğraf karesi şeklinde ellerini duvara asıyorlar. Ardından buradan getiriyorlar. Yine hiçbir şey, sahne aynı sahne, kişiler aynı kişiler. Önce kameranın etrafında yan yana dizerek dolaştırıyorlar. Yani mesela aynı biz bu projeksiyona geçirilen filmlerde görürüz ya, böyle kare 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 kare. Aslında görüntüler vardır şeyin içerisinde. 24 kare vardır bir saniyede. Aynı bunun gibi o kağıtları, fotoğraf görüntülerini ellerinde tutarak bir sahne yaratıyorlar ve aynısını bu şeyin önünü arkasına geçerek, hatta bu sefer arka arkaya geçtiklerini birbirlerinin omuzlarına dokunarak sırayla yapıyorlar. Yani burada aslında biraz bu imaj ve montaj, kullandığı imaj ve montaja bir biçiminde bir eleştiri getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu da aslında yani şu biçimde de düşünebiliriz. Filistin zaten bunu bir davet üzerine yaptığını düşünmüştük. Yani Filistin gibi bütün bir dünyayı şey altına almış, haberdar etmiş, kendi haklılığına alakalı böyle bir silahlı direniş ve mücadeleye geçmiş bir coğrafya açısından. Yani zaten bunun bir özel anlamı olduğunu düşünüyorum. Godard da tabii ki bunun yanında da zaten kendi bireysel yönelimlerinden bu üçüncü dünya teorisine de bir biçimiyle aslında göz kırptığını düşünüyorum. O yüzden de yani buraya dair aslında ne buradaki direnişleri yeren ne de onu gösteriş biçiminde bir işte antisemitizme düşen bir hatta kalmış. Bence gerçekten farklı bir denklem yaratmaya çalışmış. Yani gerçekten o farklı deneyselliğinin izleyicinin belki çok gözüne çarptığını, hatta boğduğu bir yerde durduğunu da söyleyebiliriz. Ama film kesinlikle şey açısından, özellikle yaptığı eleştirilerin hem öz eleştiri anlamında hem genel toplumsal eleştiri anlamında şeye, kendisini birazcık daha yeni bir vehçeye büründürmeye kazandıran bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Ve mesela bu bahsettiğim sahnede bu ellerinde fotoğraflar tutan, direnişlerin fotoğraflarını tutan insanların her kameranın karşısından geçerken söyledikleri sözler var. Bunlardan bir ilk sırayla saymak gerekirse işte silahlı mücadele, siyasi çatışma, işte sürdürülebilir savaş ve zafere kadar. Bu zafere kadar da aslında kendisinin ilk önce davet üzerine çektiği filmin adı olarak adı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kavramsallaştırmalarla beraber ve işte bir anlamıyla bu yeni biçimle beraber birazcık daha aslında ne yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz bilmiyorum. Bunu kesmeyeceğiz, koyalım. Gerçekten bilmiyorum. Bunu koyuyoruz yani. Benim kafam aşırı karıştı. Benim de Zehra, sana katılıyorum. Ben de bilmiyorum.
Ben filme ve genel olarak yönetmene dair bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi filmde Zehra yanılmıyorsam girişte bahsetmişti. Fransa'da bir ailenin ve Filistin'de olan bir savaş var filmin esas görüntüsünde. Ve bu Fransa'daki ailede politik bir aile. Hatta baba bir işsiz. Ve evdeki çocuk babasının neden işsiz olduğunu annesine soruyor. Hala iş bulamadığını. Kadın da geldiğinde babana sorarsın diye bir cevap veriyor. Ve televizyon izlerken de şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Eğer bu işlere daha az vakit ayırırsan iş bulabilirsin belki diye bir muhabbet geçiyor. Ama bu bunu şöyle yorumlamak da mümkün. Aslında filmin çekildiği tarihler... filme özgün değil, aslında o dönemin toplumsal dünyada bir ne denir, işsizliğin, yani işte kapitalist emperyal sistemin yine bir sıkışmışlık içerisinde olduğu ve gerçekten de işsizliğin de bir taraftan hakim olduğu, öyle kolay kolay işe girmelerin olmadığı bir dönemden geçtiğini bahsedebiliriz. Bu anlamda Godard'ın diğer filmlerinde de kendi yaşadığı ülkeye dair, yani Fransa'ya dair esintiler olduğunu, özgün esintiler olduğunu söylemek mümkün bence. Keza mesela bu film açısından da Ezgi'nin bahsettiği 1917 ve 1936 dışında hesap makinesinde geçen tarihlerden diğer ikisi de 1789 Fransız Devrimi ve 1968. Ki 1968'in çıkış noktalarından bir tanesi de Fransa'daki üniversite öğrencilerinin hareketi olduğunu düşünürsek, o anlamda Godard'ın kendi yaşadığı ülkeye ve kendi yaşadığı ülkenin sorunlarına da yalnızca bütünlüklü olarak bir kapitalist sistemin çelişkileri ve bununla birlikte içerisinde yaşadığı ülkenin sorunlarına dair de bir sözü olduğunu düşünüyorum. Ya gerçekten filmin adına da taşan bu burası ve başka bir yer üzerinden de verdiği aslında hem Filistin halkının hem de kendi halkının, yani Fransa'daki bir ailenin betimlemesi yapılırken bence o sahnelerde televizyonun geçmesi çok da böyle şey bir şey, tesadüfi bir şey olarak asla görülemeyecek bir şey. Çünkü o televizyonun karşısında hani bir belki işte modernleşmesini ve endüstrileşmesini tamamlamış ve emperyalist kapitalist bir sistemde sistemin altında yaşayan Filistin halkıyla Fransa halkıyla tamamen bağımlı ve emperyalist bir müdahale tarafından toprakları ilhak edilen ve buna karşı savaşan Filistin halkı arasındaki o kurduğu bir anlamıyla zıtlık ve onların arka arkaya getirilip belki de bir hayatlarının farklı biçimlerinin, farklı vehçelerinin gösterilmesi bence yani iki ülkenin hem kültürel hem etnik değerleri ve dönüşümü açısından böyle oldukça çarpıcı. Yani o ikisini arka arkaya görmek gerçekten insanı bir biçiminde biraz rahatsızlık uyandırıyor yani. Tam buna ek olarak filmde bir sahne vardı, siz de hatırlarsınız. Senin bu bahsettiğin aile, çocuklu bir aile ve küçük bir kız çocukları var. Ve filmin sonlarına doğru Filistinli bir kız çocuğu Filistin'deki o halk hareketini destek verecek bir biçimde şiir okuyordu. Yani aslında senin söylediğin o iki ülkedeki yaşam açısındaki ve o iki farklı ülkede yaşayan çocukların da yaşamlarının nasıl şekillendiğine dair bence iyi bir örnekti. Yani bir tarafta televizyonun karşısında oturan bir çocuk dururken diğer tarafta bir ulusal bir kurtuluş mücadelesine dair destek veren bir çocuğun, aynı yaşlardaki bir çocuğun şiir okuduğunu ve onun da o şiiriyle beraber bu mücadeleye destek verdiğini görmek mümkün. Olarak eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa Ezgi. Benim var, artık bu programın adının sırrını açıklama vakti geldi diye düşünüyorum. Hazır Godard'la beraber. Godard'ın şöyle bir sözü var aslında. Film yapmak da film izlemek gibi bir anlamlandırma pratiği olmalıdır. Sinemacı gerçeklik üzerine konuşabilir, kafa yorabilir ama asla onu yansıtamaz. Yansıttığı şey olsa olsa saniyede 24 kare gerçekliktir. Biz de 24 karede yansıtabildiğimizi yansıtmaya çalıştık diyelim. Bitirelim. Tamamdır. Evet, bu hafta burada ve başka yerde filmin ve Godard sinemasını konuşmaya çalıştık aslında biraz. Yani kendi tabiriyle politik film yapan değil, filmleri politik yapan bir Vertov grubu içerisinde aslında hem Fransa açısından hem diğer ülkelerin içerisindeki
kitleler açısından kendisi gerçekten önemli bir yönetmen. Kendisinin de Ezgi az önce tarif ettiği gibi gerçekliği anlamlandırma pratiklerini farklı deneysel yollarla aslında izleyici karşısına bu filmde aynen olduğu gibi çıkartan bir yönetmen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.